Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi hal hatır soruyor arkadaşlar. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şimdi şu ilkokulda temel fen bilimleri dosyamızda 250 soru vardı. Burada 120 soru çözmüşüz. 121. sorudayız. Şuradan devam edeceğiz. Derse başlamadan önce sorusu olan temel fen bilimleri nasıl gidiyor? Çözüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Söyleyecek lafı olan iki muhabbet edelim, derse başlayalım. İyiyiz diyorlar. Bir yaramazlık yok diyorlar. Tamam. Hadi bakalım ufak ufak başlayalım o zaman dersimize. 121. sorumuz. Falan filan ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Doğru cevap B. Türkiye'de gündüzün en uzun olduğu günde güneş ışınları tam dik açıyla gelir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, şu dünya olsun. Şu da eksen eğikliği olsun. Şurası da şöyle yapalım. Ekvator, yengeç nölencesi ve oğlak nölencesi olsun. Türkiye yengeç nölencesinin üzerinde şuralardadır. Güzel çizemedim. Yengeç nölencesi Mısır'dan geçiyor. Güneş'in yıl içinde dik gelme noktaları oğlak nölencesi ile yengeç nölencesi arasında gidip gelir. Türkiye'ye hiçbir zaman yıl içinde tam dik gelmez. Türkiye'de güneş ışınları hiçbir zaman tam dik açıyla gelmez. Doğru. Ekvatora tüm yıl boyunca güneş ışınları tam dik gelir. Bu da yanlış. Ekinokslarda tam dik gelir. İki kere yılda. Genelde iyi dike yakın gelir ama tam dik gelmesi sadece ekinokslardadır. Bu da hatalıdır. Doğru cevap ve oldukça doğru bir soru olmuş. Atakan doğru yaptın mı? Ben bayağı zor soru olduğunu düşünüyorum. 121'i yaptıysan tamam olmuşsun artık. Ha? Doğru mu Atakan? Vallahi yaptım diyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bence zor soru. Semra İslaş diyor ki coğrafya sorusu gibi diyor. Şöyle arkadaşlar. Bilmeyenler olabilir. Ortaokul fenin hatta ilkokul 3-4'te de var. Ama bu konu dünya ve evren öğrenme alanı içinde 8. sınıfta. Bakın bu coğrafya falan değildir. 8. sınıf birinci konu alanı dünya ve evren, iklimler bu konu 8. sınıf ortaokulda vardır. Tabii ortaokul kitaplarını ve ortaokul müfredatını işlememiş olanlar ya bu coğrafya mı diyebilir. Coğrafyada da var. Ama bu konunun aynısı 8. sınıf birinci konu alanı, birinci ünite, dünya ve evren konu alanında var. Bende. 122. sorumuz. Bir temel fen bilimleri öğretmeni ay tutulması konusuyla ilgili olarak tahtaya balık kılçığı çizmiştir. Balığın baş tarafına ay tutulması yazmıştır. Yapalım. Şöyle yapmış. Ay tutulması. Ay tutulmasının nedenleri neler diye balık kılçığı yapacak. Ay tutulması oluşması için bir kere dolunay oluşması gerekiyor. Sadece dolunayda olur. Yeni ayda ne oluşur? Yeni ay durumunda güneş tutulması oluşur. Bunun haricinde başka ne neden vardır? Güneş, dünya, ay yörünge düzleminin çakışması şarttır. Meteor yağmuruyla da hiçbir alakası yoktur. Doğru cevap 1 ve 3'tür. Tabii burada bunun yanı sıra onların açılarıyla falan ilgili detay bir şeyler yazılabilir. Ama temelde ortaokul düzeyinde bilmemiz gereken dolunay oluşumu, işte gölge düşmesi denilebilir falan. Bunun etkileri neden sonuç ilişkileri yazılabilir. Ama şu iki temel nedeni bilmek gerekiyor. Bu da yanılmıyorsam ortaokul
6. sınıf konusudur dünya ve evren konu alanında. 123. Bir öğrenci bir ipin ucuna bağlı bir taşı başının üzerinde düzgün çembersel hareket yapacak şekilde çevirmektedir. Bazı öğrenciler yukarıdan bakan birine göre şekilde görüldüğü noktada taşın üzerinde yatayda sağa doğru merkez kaç kuvveti ve buna eşit büyüklükte sola doğru ipin gerilme kuvvetini etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretmen bu öğrencilerin yanlış düşündüğünü göstermek için, ki yanlıştır bu. Böyle düşünüldüğünde cisme etken net kuvvet ne olur ve bu durumda cismin ivmesi ne olur sorularına yöneltir. Öğrencinin ivmenin sıfır olacağını söylemesi üzerine öğretmen, fakat düzgün çembersel yapan düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin merkezcil ivmesi vardır der. Cismin bir ivmesinin olabilmesi için cisim üzerinde net kuvvet etki etmelidir. Bundan dolayı senin söylediğin doğru olamaz değil mi der. Burada ne yapıyor? Bir Sokratik sorgulama yapıyor aslında. Bu sorunun benzerini ortaokul fene, bu öğretmen ne yapıyor? Sokratik sorgulama yapıyor diye sordular. Ben bunu değiştirdim. Yukarıdaki tartışmada konularında hangilerinden bahsedilmiştir diyor. Doğru cevap A. Şimdi burada mıknatıs kuvvetleri hiç alakası yok. Elektromanyetik kuvvetler dediğimiz şey, iki türlü elektromanyetik kuvvet olabilir somutlaştırdığımızda. Bir, iki tane elektromotor alıp onlardan elektrik geçirdiğimizde manyetik bir alan oluşturur. Bu Maxwell'in elektromanyetizma denklemleriyle alakalıdır. Yani iki bobinaj arasındaki elektriksel alan. Bunun haricinde elektromanyetik kuvvetler daha üst düzeyde şeyde de oluşuyor, çekirdek ışımalarında falan. Onlar çok detay konular. Ama burada zaten elektromanyetik kuvvetin olmadığı, mıknatıs kuvvetinin olmadığı çok belli. Peki temas gerektiren kuvvet ne var? Bakın şimdi burada ipten tutuyor. Tutarak kuvvet uyguluyor. Bu temas gerektiren bir kuvvettir. Doğru cevap da A'dır. Efendim 124. 124'ün doğru cevabı C. Öğrencilere uygulanan bir çalışma yaprağında aşağıdaki metin alıntıları bulunmaktadır. Hangileri doğrudur diyor. 1. Güney Amerika'da örneğin Arjantin'de evlerin güneye bakan odaları nispeten daha soğuktur diyor. Şimdi bakı etkisi dediğimiz şey kuzey yarımkürede kuzeye bakmak gölgede bırakır ve bakı etkisi, olumsuz etkisi kuzeydedir. Güney yarımkürede Arjantin'de, Brezilya'da ise tam tersinedir. Güney taraf gölgede kalır. Bir doğru. 3. Kutuplara güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. Biraz önceki soruda söylemiştik. Güneş ışınları yıl içinde yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında salınım yapar. Türkiye'ye dahi hiç dik gelmiyor. Kutuplara hep eğik geliyor zaten. Ekvatorda ağaçların daha çok kuzey yönü yosunlanır diyor. Hayır, ekvator bakı bakımından güney ya da kuzey diye avantaj ya da dezavantajı yoktur. Bizde mesela odaların kuzeye bakanı daha soğuktur. Arjantin'de güneye bakanı daha soğuktur. Ama ekvatorda bu dengelidir. Böyle bir bakı etkisi yoktur. Doğru cevap da C'dir. 125. Hangileri doğrudur diyor. Bunun doğru cevabı Adana. Çözünme olayı elektrostatik etkileşimlerle ilgilidir diyor. Şimdi çözünme dediğimiz şey mesela sofra tuzunun çözünmesi. Bu mikro düzeyde elektrostatik etkileşimdir. Bu elektrostatik lafı ortaokulda geçmiyor. 9. sınıfta geçiyor. Çözünme olayında çözünen madde hal değişimi olarak, hayır, çözünme hal değişimi değildir. Çözünme kimyasal bir etkileşimdir. Hayır, kimyasal bir etkileşim değildir. C yaptım diyor. Çözünme kimyasal bir etkileşim C. Şimdi C yaptım diyor. Arkadaş C niye değil söyleyelim. Bakın çözünme olayında çözülen madde hal değişimine uğrar. Mesela düşünelim. Sofra tuzu. Bunu bir su içine atıyoruz. Su içine attığımızda çözünüyor. Madde hal değişimine uğrar diyor. Hal değişimi nasıl olur? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza veya gazdan sıvıya,
sıvıdan katıya veya direkt buradan süblimleşme veya direkt buradan yoğuşma. Şimdi bu hatırlayın erime, kaynama, buharlaşma ve işte kırağılaşma falan diyoruz. Şimdi çözünme peki bunlardan bir tanesi mi? Hayır. Erimedir. Hal değişimi olan erimedir. Çözünme hal değişimi değildir. Nereden biliyoruz hal değişimi olmadığını? Çok basit bir ispat yapayım. Sofra tuzu suyun içinde çözüldükten sonra buradaki suyu buharlaştırsak dipte sofra tuzu gene kendisiyle kalır mı? Kalır. Bunun için hal değiştirmiyor sofra tuzu. Burasına dikkat etmemişim. Bayağı zor olmuş burası. Tamam diyor arkadaşlar da. 126. 126'nın doğru cevabı Edirne. Öğretmen temel fen bilimleri dersinde aşağıdaki görseli akıl tahtada göstermiştir. Görselden hareketle bu atomla ilgili hangilerini de bulanabiliriz diyor. Bakın şimdi şu nötron olabilir. Belki de protondur. O nötronsa bu da protondur. Bu da elektrondur. Şimdi bunun kütle numarası proton artı elektrondur. Bu da 2 artı 2, 4'tür. Sayıyoruz oradan 4 tane. Atom numarası proton numarası demektir. Nötr halde de bu elektron sayısına eşittir. Bu da nötr halde 2 tane. Diyor ki atom iyonize olmamıştır, nötr haldedir diyor. Nereden biliyoruz iyonize olmadığını? Bir elementte proton sayısı ile elektron sayısı eşitse iyon değildir. Bu iyonize olmamıştır, nötr haldedir. Ama proton sayısı elektron sayısından büyükse buna pozitif yüklü element deriz. Tam tersine elektron sayısı fazlaysa proton sayısından bu durumda da negatif yüklü element deriz. Element demeyelim artık. Negatif yüklü iyon deriz. Çok güzel olmuş bu soru. Evet Hülya Onaç yaptın mı bu soruyu? Söyle bakayım. Bu sorularda hiç sesin soluğunuz çıkmıyor. Ağır mı geldi? Yorumlayamadınız mı? Doğru mu yaptınız? Ondan mı sormuyorsunuz? Merak ettim. Kimse artı atmadı. Bir artı atarım. Ha, Selvihan ağır geldi diyor. Şey Hülya diyor ki hocam yaptım kitaba baktım da yaptım diyor. Tamam aferin. Gülrü bir şey yazmışsın. Ükut. Aha, sükut altındır yazacaktın. Yanlış yazdın. Şimdi Orhan diyor ki ben bu soruda modeli çözemedim diyor. Anlatayım arkadaşlar. Bakın şurası çekirdektir. Şurası orbital ve atomlardır. Niels Bohr modeli üzerinden. Şuradaki elektrondur. Ha içinde yeşiller mi proton, kırmızılar mı proton anlaşılmıyor. Ama 2'ye 2 olduğu için bir tanesi proton, bir tanesi nötron diye düşünmek gerekiyor. Ama zor soru olmuş bu. Efendim zor ama çıkmayacak gibi de değil. 127. Bir temel fen bilimleri öğretmeni ışık mikroskopunda incelemek istiyor. Yukarıdaki hangileri bu araçla izlenebilir? Şimdi arkadaşlar virüsler elektron mikroskopunda izlenemiyor. Pardon. Nerede izleyecekmiş? Işık mikroskopunda. Virüsler ışık mikroskopunda izlenemiyor. Virüsler ancak elektron mikroskopunda izlenebiliyor. İnsan derisinin moleküler ayrıntıları ancak elektron mikroskopunda izlenebilir. Işık mikroskopunda kesinlikle izlenemiyor. Molekül ve moleküler ayrıntılar dediğimiz zaten ışık mikroskobu yetmiyor ona. Epitel dokusu dediğimiz şey bir sürü organda vardır. Deride de vardır. Epitel dokusu da bakın doku diyor. Bir tane hücreden bahsetmiyor. Hücrelerin oluşturduğu bir düzenli yapıdan bahsediyor. O da gözükür. Şimdi diyor ki kürdan ve pamuklarla Haşikio modeli yapan bir öğrencisi gösteren bir öğretmen. Ben yapmaya çalışayım mesela.
Aşk yok. Yanlış yapıyor olabilirim. Hiç önemli değil. Yani yanlış yapıyorum derken burada şu önemli. Hani bunlar nasıl bağ yapar? Bu hiç önemli değil. Ama şu önemli. Üç tane atom var burada. Şöyle yapalım. H2 dedik. H O. Şimdi burada 3 atom gösterilmiştir diyor. Bakın H2O, 2 tane H, 1 tane O, 1, 2, 3 tane atom vardır. Bu doğru. Bir molekül gösterilmiş olur. Bu H2O'nun tamamı bir moleküldür. Doğru. Molekül içi bağlar modellenmiş olur. Bu kürdanlar işte molekül içi bağları modeller. Doğru cevap da E'dir. 129. Yukarıdaki modelleme ile gösterilen bir kimyasal reaksiyonda geometrik şekillerin her biri üçgen, daire, kare neyi gösterir diye soruyor. Şimdi bunun doğru cevabı B'dir. Bakın sadece bu veya sadece bu veya sadece bu bir atomu gösterir. Peki şu, şu ve şu neyi gösterir? Bunlar da bir molekül temsil eder. Ve aynı zamanda bu da bir bileşiktir, bu da bir bileşiktir, bu da bir bileşiktir ama kimyasal reaksiyonlar bileşiğin yapısı değişiyor. Ama bize üçgen, kare her bir neyi gösterir diyor. Bir atomu temsil eder. Doğru cevap B'dir. 130. Temel fen bilimleri dersinde yapılandırılmış grid metoduyla ölçme yapan bir öğretmen, maddenin doğasıyla ilgili yaptığı sınavda öğrencilerine tablo vererek aşağıdaki soruyu sormuştur. Bir maddenin kaynama noktası aşağıdaki hangisi belirler? Madde türü kaynama noktasını belirler. İşte mesela asetonun daha düşüktür, suyun daha yüksektir falan. Yükseltin aynı madde suyun deniz seviyesinde ve 1000 metrede, 2000 metrede kaynama noktası farklıdır. Kütlenin fazlalığı, azlığı, hacmin fazlalığı, azlığı kaynama noktasını belirlemez. Sadece kaynamaya giden sürede zamanı uzatır. Ama noktayı değiştirmez. Doğru cevabımız ne olmalı? AB. AB yazan kaç alır? Tam doğru cevap vermiş. 10 puan alır. Bir. Aşağıda madde kavramı temel alınarak bir kavram haritası oluşturmuş. Hangi bağlantı hatalıdır diyor. Bakalım. Doğru cevap B. Erime noktası maddenin ayırt edici özelliğidir. Doğru. Öz kütle maddenin ayırt edici özelliğidir. Doğru. Madde katı, sıvı, gaz olabilir. Bunların hepsi doğru. Burada bir hata var. Bunu böyle okuduğumuzda ki ok yönüne göre şöyle okumak lazım. Atom maddeden oluşur. Hayır efendim, atom maddeden oluşmaz. Madde atomlardan oluşur dememiz lazım. ...132... Kimyasal türler arası etkileşimler yukarıdaki kavram haritasında hangileri doğrudur diyor. Molekül içi bağ. Bakalım şuraya okuyalım. Kimyasal türler arası etkileşimler, kuvvetli etkileşimler, zayıf etkileşimler. Kuvvetli etkileşimler genellikle molekül içi bağlardır. Zayıf etkileşimlerde moleküller arası bağlardır. Tabii bunlarda bir tane istisna var. O da istisna demeyelim de bu sınıflandırmaya çok uymayan metalik bağ vardır. Metalik bağ elektron denizi denir. Kuvvetli bir bağdır. Ama o molekül içi moleküller arası falan molekül de değil elementler atomik yapıdadır o. Kuvvetli bağdır. Kuvvetli etkileşimdir. Yani oraya hiç girmeyelim. Orası detay. Ama sonuçta molekül içi dediğimiz mesela H2O suyun molekülün içindeki H-H-O arasındaki bağ kuvvetli etkileşimdir.
Ama iki tane H2O, yani iki su molekülü arasındaki etkileşim zayıf etkileşim. Bu iki tane su molekülü arasındaki etkileşim bu moleküllerin, yani su molekülünün katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçmesini belirler. Yani hal değişimini. Buradan hareketle zayıf etkileşimler fiziksel hal değişimleri ile ilgilidir. Kuvvetli etkileşimler ise kimyasal değişimlerle alakalıdır. Şimdi bir de diyor ki molekül içi bağlar kuvvetli etkileşimlere örnek olur diyor. Doğru. Moleküller arası bağlar zayıf etkileşimlere örnek olarak yazılabilir diyor. Doğru. Metalik bağ ve elektron denizi modeli kuvvetli bağlara örnek yazılabilir. Bakın bu zor olmuş şurası. Metalik bağ ve elektron denizi modeli kuvvetli bağdır. Mesela demirin, mesela altın atomik yapıda kendi içinde bağ yapmasıdır bu. Ve yani metal bağı da metalin kendi içinde nasıl söyleyelim? Elementin kendi içinde bağlanması kuvvetli bir bağ yapısıdır. Dolayısıyla doğru cevap Edirne'dir. Evet, 133'e yapıştırın geçelim. Bu tür şeyler çıkarsa kaçırmayın artık. Ne işaretledim 133'ü? Bakayım. A diyorlar. Aferin. Bu tür şeyleri artık kaçırmıyorsunuz. Geçtim. 134. Ne işaretlediniz 134? Ona da A diyorlar. Aferin. Geçtim. 135. Bir periyodik cetvelde aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi yer almaz? Valla bu gıcık bir soru ama şu mantıken çözülebilir. Aferin, herkes doğru cevap vermiş. Şu mantıkla çözülebilir. Bir elementin öz kütlesi neden yer almaz? Çünkü enteresan bir sebebi vardır orada. Elementin öz kütlesi iki sebepten dolayı yer almaz. Bir, sıcaklığa göre değişir. Sıcakta genleşme olduğu için öz kütle de değişir. Bu bir. Ha diyelim ki standart bir şey aldık. Mesela oda sıcaklığında şu kadar atmosferde basınçta falan dedik. Böyle bir şey yapmamışlar. Ama tut ki yapsanız orada da başka bir sorun çıkıyor ortaya. Ağır oksijen, karbon-14 dediğimiz izotoplar var. İzotopunu mu alacaksın, karbon-12'yi mi alacaksın? O da ayrı bir sorun. ...136... Temel fen bilimleri öğretmeni öğrencilere kısa bir video izletir. Videoda bir ev hanımı açamadığı cam şişe kapağını sıcak suda tutmakta, daha sonra da kolayca açabilmektedir. Bu derste öğretmenin izlenen videodaki olayı hangi nedene bağlaması doğru olur? Bugünün kahvelik sorusudur bu. Bayağı sağlam, bayağı zor bir soru. İnşallah doğru çözmüşsünüzdür. Bakalım ne diyeceksiniz? Ben de merak ediyorum. Bir görelim bakalım cevapları. Aferin be. Hülya Denizli, Müge Denizli, Gülru Denizli. Çok doğru cevap var. Şimdi. Şimdi. Bunun doğru cevabı Denizli. Şimdi ısıttığımızda ne oluyor diye baktığımızda kapak genleşiyor. Peki genleşme nedir diye baktığımızda genleşme atomlar arası boşluğun genişlemesidir. Peki bu genleşme yani fiziksel bir hal değişimidir. Hal değişim demeyelim. Hal değişim değil. Ama fiziksel bir olaydır. Hal değişim demeyelim. Bu kimyasal değişim, kapağın çekirdek yapısının değişmesi. Vallahi helal olsun. Soru güzel bildiniz. Herkes bildiği için geçtim. 137.
Temel fen bilimleri öğretmeni Canan Hanım, elimizden serbest düşme ile bırakılan herhangi bir cisim ilk hızının sıfır olduğunu ancak 1 saniye sonra hızının 10 metre bölü saniye, 2 saniye sonra 20 metre bölü saniye, 3. saniye sonra 30 metre bölü saniye olacağını söyler. Verdiği değerlerin yaklaşık değerler olduğunu ifade eder. Neden yaklaşık değerler? Çünkü yer çekimi ivmesini 10 almış bu sürtünmesiz ortamda. Aslında 9,8'dir. Yukarıdaki yaklaşık değerler doğru kabul edilirse 1, 2, 3'lerde hangisi doğrudur diyor. Cismin ivmesi hesaplanabilir diyor. Bak hesaplayayım. 2 saniyedeki hızı 20'dir. Bir önceki 10'dur. İkisi arasındaki fark 1 saniyedeki yer değiştirme 10'dur. Bunun acceleration yani ivmesi 10'dur. Bak hesapladık. Yer çekimi kuvveti hakkında bilgi edinilir. Bakın bu A aynı zamanda G yer çekimi ivmesidir. F eşittir MA dediğimizde MG de diyebiliriz buna. Yer çekimi hakkında bilgi edinebiliriz. Cismin ortalama hızı hesaplanabilir diyor. Şimdi şöyle hesaplanabiliyor bu. Bu da doğrudur. Bakın şöyle hesaplayacağız. Diyeceğiz ki burada 2 sene önce de bunu sormuşlardı. Hızı 0, şurada 10, şurada 20, şurada da 30 olsun. Şimdi burada aldığı yol 1 saniyede 20'ye 10'a geliyor. Burada ortalama hızı 5 metre bölü saniyedir. Burada 15 metre bölü saniyedir. Burada 25 metre bölü saniyedir. Şimdi bunlardan hareketle de ortalama hız hesaplanabilir. Güzel soru oldu. Ve arkadaşlar da doğru yapmışlar. E diyorlar. Aferin. Şimdi 138. Orta Çağ'da yapılan bir retorik tartışmasında dönemin bilim insanlarından biri şu çıkarımı yapmıştır. Eğer dünya dönüyor olsaydı, bakın çok enteresan bir argüman bu. Dünya dönüyor olsaydı diyor. Ben şimdi şuradayım. Dünyada hem kendi ekseni etrafında hem güneş etrafında dönüyor olsaydı. Ben havaya sıçrayıp tekrar yere düştüğümde aynı noktaya düşmezdim. Yani diyor ki ben diyor havaya sıçrayacağım diyor. Dünya o arada böyle ileriye gider. Ben de oraya düşmem, şuraya düşerim diyor. Dünya dönüyor ise benim daha biraz daha geriye düşmem gerekiyordu. Ardından bu kişi söylediği gibi havaya sıçrar ve düştüğü yerin aynı nokta olduğunu gösterir. Yani bu dünyanın hareketsiz olduğuna bir ispat yapıyor. Ama bu akıllım, hakikaten akıllım, şunu es geçiyor. Senin şimdi burada yukarıya doğru bir kuvvetle bir hızın var. Fakat sen dünyanın üzerinde olduğun için dünya nasıl dönüyorsa senin de aslında insanın da aynı dünya ile ilgili yapışık olduğu için, beraber olduğu için bir hızı var. Kamyonetin üstünde giden bir insan ya da arabanın içinde oturan bir insan gibi. Ve sen aslında şöyle hareket ediyorsun. Farkında değilsin ama hareketin şöyle oluşuyor. Dünya ile beraber yatay hızın da var. Gidiyorsun ve dünya ne kadar ileriye gidiyorsa sen de o oranda ileriye gidiyorsun. Ve geliyorsun aynı noktada duruyorsun. Bunu da sanki dünya hareket etmiyor gibi algılıyorsun. Şimdi diyor ki yukarıdaki iddiayı öne süren kişi bir temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetleri karıştırmaktadır. Hayır bu onu karıştırmıyor. Başka bir şey yapıyor. Havaya sıçrayan kişi hareketini sadece dikey yukarıya yönlü olarak düşünerek hata yapmaktadır. Doğru hata yapıyor çünkü bu vatandaşın dünya ile beraber dünyanın hareket yönünde de kendi hızı var. Onu hesaba katamıyor. Genel yörelilik teorisini dikkate almadığı için genel yörelilik teorisinin bunlarla hiçbir alakası yoktur. Bu dünya üzerindeki normal hız ve harekettir. Genel yörelilik teorisi kütle zamanla alakalıdır. Kütle çekim dalgalarıyla alakalıdır. Bununla hiçbir alakası yoktur. Oldukça zor bir soru olmuş. B'dir. Bakayım yapabildiniz mi?
Hülya yaptım diyor, B demiş zaten. Aferin. Buna benzer bir soru 139'da da olacak zannedersem. 139. Dünya dönmüyor. Çünkü dünya dönseydi biz zıpladığımızda aynı yere düşemezdik. İddiasında bulunan bir kişi aşağıdaki kavram yanılgılarına hangisine sahiptir? A. Hareket tüm referans çevrelerinde aynı yön ve skaler büyüklüğe sahiptir. Şimdi çok güzel olmuş bu. Ben şuradaysam dünyadaki bir insana göre, başka bir insana göre, ikimiz de duruyoruz böyle. Dünya hareket ediyor ama bu insana göre benim hızım sıfırdır. Ama dışarıdan, uzaydan bakan birisi için benim hızım dünya ile beraber hareket ettiğimi görür. Bir hızım vardır. Bu dünyanın üzerinde ayakta duran bir insanın ya da yatıyor da olabilir yani önemli. Dünyanın üzerindeki bir insanın dünya ile beraber hareket ettiğini gözden kaçırıyor. Atakan geçmiş soruda aynısından iki şık var diyor. Bir bakalım şuna. Nerede? Ha 1 2 3 ha. Düzeltelim onu tamam. Denizli'yi düzeltelim. Teşekkür ederim Atakan. Sağ ol. 139 yaptık. 140. 140'ta ne diyormuş bakalım? Üniversite temel fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilere şöyle bir soru sormuştur. 30 kilometre bölü saat hızla giden zırhlı bir araç dikey doğrultuda 200 kilometre bölü saat hızla bir mermi atılmaktadır. Yapalım şunu şöyle. Şöyle bir kamyonetimiz olsun. Kamyonetimizin de şöyle tekerlekleri olsun. Buradan bir havan topunu bir de şunu şöyle çizelim. Bu kamyonet bu tarafa doğru 30 kilometre hızla yol alıyor. Bunu da şöyle yukarıya doğru 300 kilometre pardon 200 kilometre bölü saatle hızı var. Şimdi bunun bu tarafa doğru gidiyorsa böyle de bir hızı varsa bunun ateşlediğimizde merminin dışarıdan görüntüsü şöyle bir hareket yapar. Merminin izleyeceği yolu tahmin ediniz. Bu soru sonrasında öğrenciler pek çoğu mermiyi dikey doğrultuda yukarıya doğru çıkan sonra da dikey aşağı inen bir modelle gösteriyor. Yani şöyle olur diyorlar. Bu merminin arabadaki insana göre yatay hızı yoktur. Ama dışarıdan bakan bir insana göre mermi şöyle hareket eder. Çünkü merminin bir dikey hızı var. Bir de arabayla beraber yatay hızı var. Bu modellemede ihmal edilen nokta hangisidir? Merminin yatay hızı. İşte burada üç soru arka arkaya aynı espriyi göstermek istedim. Bu üç soru zor olmuş. 20 tane çözdük. Burada duralım. Bence duralım. Biraz zor fizik soruları denk gelmiş. 141'den itibaren bir ara verelim. 141'den itibaren bir 20 tane daha çözeriz. Olur mu gençler? Hadi bakalım görüşürüz. Hocam bu soruları nereden alıyorsunuz? Atakan şaka mısın? Şaka yapıyorsun değil mi Atakan? Duymamış olayım ya. Ha, yani esinlendiğiniz yerleri soruyorsun. Yok hepsi benim sorularım. Tamam şimdi oldu. Yani nereden esinleniyorsun? Bu senaryoyu nereden söylüyorsun? Falan diyorsunuz. Çok güzel bir soru. Kaynaklarımı söylüyorum.
Bu mesela kamyonet devam ediyor. Kamyonet devam ediyor. Ateşleniyor. Sonrasında da işte nasıl gider mermi? Bu olay İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmış bir olay. Tırnak içinde söylüyorum. Hiç benim ağzıma yakışacak değil. Bir geri zekalı Alman askeri İngiliz askerlerinden kaçarken ben diyor tankın içinde veya jipin içinde bilemiyorum. Arkadan da geliyorlar. Ben diyor bunu dikey ateşleyeyim. Biz hızlıca kaçıyoruz. Onlar gelene kadar da o aşağıya düşer, kafalarına düşer diyor. Bu yaşanmış bir olay. Ve dikey ateşliyor. Geliyor ta kendi kafasına düşüyor, ölüyor. Bunu bir şeyde, belgeselde, Avanak Bilim diye bir belgeselde izledim. Fizikçiler anlatıyorlardı, oradan yazdım. 10 sene önce izlemişimdir, oradan kaldım. Bunun haricinde ben yüksek lisansımı bilim felsefesi üzerine yaptığım için bilim tarihi üzerine bilim tarihinden çok okudum. İşte Adnan Adıvar'ın kitapları var. Adnan Adıvar bu meşhur bizim şeyin niye teessüf ediyorsun Atakan? Avanak dediğim için mi? Bu Adnan Adıvar dediğim zat sizin de bildiğiniz Halide Edip Adıvar'ın kocası. Onun meşhur bir bilim tarihi kitabı vardır. Cemal Yıldırım'ın var. Andre Koyren'in var. Onlardan okudum. Bunun yanı sıra bir başka şey kaynak ortaokul fen AYT TYT soruları. Tabii çok özen gösteriyorum. Aynısını kullanmıyorum. Ama oradan esinlendiğim senaryoyu değiştiriyorum. Oradaki bir espriyi yakalayıp değiştiriyorum falan. Bunun yanı sıra şeyden faydalanıyorum. OGM materyal denen yerden faydalanıyorum. Bunun yanı sıra bir de benim lisede çok iyi bir fizik öğretmenim vardı. Çok iyi bir kimya öğretmenim vardı. Biyoloji öğretmenim iyi değildi. Ama onu da üniversite derslerinden, o öğretmenlerimin de anlattığı bir takım şeylerden esinleniyorum. Ama soru yazmak çok keyifli bir şey. Mesela Bülent diye bir arkadaşım var. Fizik öğretmeni. Ona attım mesela fizikle ilgili yazdığım soruları. Sizin sorularınız değil. Lise fiziğe yazdığım soruları attım. Bülent şimdi her gün bana mesaj atıyor. Hocam bu soruyu tartışalım. Bu soruyu tartışalım diyor. Arada hatalarım da çıkıyor lise fizikte. Benim haklı olduğum, fizik öğretmenin haksız olduğu noktalar da çıkıyor bazen. Böyle böyle tartışıyoruz, konuşuyoruz. İşimiz bu. Ama yani fizik, kimya, biyoloji benim yıllardır uğraştığım bir alan. Çok zevkli. Senaryoları değişik. Ama şunu söyleyeyim. Burada LGS, AYT, TYT gibi sizin KPSS, ortaokul fen gibi şeylerdeki, mesela ortaokul fene çıkmış zor sorular var. Onlara hiç bulaşmıyorum. Sizin için daha bir tık kolay size çıkabilecekleri veya o senaryoyu kolaylaştırıyorum gibi çalışmalar. Ama şey olduğunu düşünüyorum. Yani soruların senaryosunun da yakalamak istediği kazanımın ve esprinin de, mesela üst üste 3 tane soru var. Ama bunu bilinçli olarak yapıyorum. Orayı tekrar etmek için yapıyorum. Genelde soruların böyle ezber düzeyinde olmadığını düşünüyorum. Bir bakış açısı size geliştirmek istiyorum. Tabii bu sene benim açımdan şu çok önemli oldu. Sene başında bir öğrencim yazmış. Mesela ben sene başında sınıf alan eğitimi anlatacağım. Şey anlatmayacağım dedim. Drama, çevre, temel fen bilimleri, sadece soru çözeceğim dedim. Sonra dramayı anlattım. Bir öğrencim yazmış. Çok da hoşuma gitti. Çok da samimi yazmış. Hocam diyor dramayı anlatmayacaktınız ama işte çalıştım, hazırlandım diyorsunuz. Bu çok samimi diyor. Evet, tabii temel fen bilimlerini de anlatmayacaktım bu sene. Ama bayağı bayağı sorularını anlatıyoruz. Tabii burada şunu hissediyor insanlar. Bu çok hoş. Yani temel fen bilimleri derya deniz. Ben bu işi biliyorum diye bitiremezsin.
Bizim de bilmediğimiz yerler vardır. Ama temel fen bilimleri dediğimiz şey drama gibi. İşte ben çalışacağım, bir ayda hazırlanacağım, anlatacağım. Öyle bir şey değil bu. Çok derin altyapı olması gerekiyor. Benim de eksiklerim var. Onları zaman içinde tamamlarız ama bu bir aylık bir çalışma değil. Çok uzun yıllardır sevdiğim, yüksek lisansla da çalıştığım yerler. Sonuç Atakan. Senaryoları beğendin mi soruları? Söyle bakayım. Yoksa gıcık mı oluyorsun? Nereden buluyor hoca bunları mı diyorsun? Ha? Mesela şöyle söyleyeyim size. Bizim Sedat Hoca ile Atakan bir art atsana ya. Orhan diyor ben beğendim diyor. Atakan da beğenmiş. Şey söyleyecektim. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Buna dikkat edin. Fenci Sedat Hoca'yı tanıyorsunuz. Sedat Hoca'ya geçen dedim ki hocam dedim bu sınıfçılara 132 soru çözdüm dedim. Bir bak şu sorulara dedim. Ortaokul fene dedim bu videoları yükleyelim mi dedim falan. Sedat baktı. Ondan sonra hocam dedi iyi olur dedi. Yükledik. Bu size anlattığımız çözdüğümüz 132 soruyu fencilere de yükledik. Onlar da beğenmişler. Onlar için bir tık kolay ama temelde bazı şeyleri anlatmak açısından olumlu gördüler onlar da. Sedat onay verdi. Ondan sonra onlara da yükledik. Ne yapıyorsunuz siz? Sedat Hoca başladı mı biyolojiyi anlatmaya? Nasıl gidiyor? Anlıyorsunuz mu? Havalı Latince laflar kullanıyor mu? Ortaokul mu anlatıyor? Ha? Ortaokul anlatıyorlar. Tamam. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Bir 10 dakika mola görüşürüz.